Mucidane Mutfağı'ndan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Amasya yöresinden patlıcan çullama tarifim var. Öncelikle patlıcanlarımı közledikten sonra hemen doğrama işlemine başlıyorum. Elimde 5 adet patlıcanım var. Ben fırında közledim. Dilediğiniz bir yöntemle közleyebilirsiniz. Şöyle patlıcanlarımı küçük küçük olmayacak şekilde iri iri parçalara ayırarak doğruyorum. Çok lezzetli ve çok pratik hazırlanan bir yemek. Videomun sonuna kadar izlemeyi, sizler de birebir uygulamayı unutmayın. Toplamda 5 adet patlıcan kullanacağım. Vereceğim ölçü 5 adet patlıcan için geçerli. Hızlı bir şekilde bütün patlıcanlarımı doğruyorum. Ve doğrama işlemini tamamladım. Şimdi bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Uygun bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alalım. Hemen üzerine yemeklik doğramış olduğumuz bir orta boy soğanı ilave edelim. Soğanların kokusu çıkıncaya kadar hafif kavuracağım. Kavrulmuş soğanlarımın üzerine bir tane yeşil biber ve bir tane de kırmızı kapya biber doğradım. Onları da ilave ediyorum. Biberlerim yumuşayıncaya kadar bu şekilde ara ara karıştırarak kavuruyorum. Üç diş incecik doğramış olduğum sarımsak ilavesini yapıyorum. Sarımsak miktarını damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Yöresel yemekleri gerçekten çok seviyorum. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası ilave ettim. Herkesin damak tadına uyabilecek bir lezzette. Bunu hazırladığımız zaman patlıcan çullamayı dilerseniz sıcak, dilerseniz de soğuk olarak tüketebilirsiniz. Hem yemek hem de bir meze olacak yaptığımızda sonucunda göreceksiniz. Şimdi iyice yumuşayan biber ve sarımsak soğanlarımın üzerine 2 orta boy doğramış olduğum, küp küp doğramış olduğum domatesi ilave ettim. Bir miktar tuz ilavesini yaptım. Kapağını kapatacağım ve domateslerimin sulanmasını sağlayacağım. Bu şekilde bakın iyice sulandı domateslerim de. Tam yaz domatesleriyle gerçekten lezzetli bir yemek oluyor. Şimdi bu şekilde sosunu hazırladıktan sonra şöyle irice doğramış olduğumuz közlenmiş patlıcanları ilave ediyoruz. Çok fazla ezmeden şöyle yumuşak hareketlerle karıştırıyorum. Bir 3-5 dakika bu şekilde duracak. Hemen ocağımın altını kapatacağım. Ve üzerine incecik doğramış olduğum bir demet maydanoz ve fesleğen kullanacağım. Orijinal Amasya çullamasında fesleğen kullanılmıyor. Fakat ben bir Akdenizli olarak fesleğen benim için olmazsa olmaz. O yüzden ben fesleğen ilavesini de yaptım. Bakın bu şekilde karıştıracağım ve hemen servis aşamasına geçebiliriz. Evet, patlıcan çullamam hazırlanmış oldu. Başta da söylediğim gibi dilerseniz soğuk, dilerseniz de sıcak olarak tüketebilirsiniz. Videomu bu aşamaya kadar izlediniz mi? İzlediyseniz yoruma herhangi bir emoji bırakır mısınız? Ve sizinle ilk defa bu videoda tanışıyorsak paylaş butonundan videomu arkadaşlarınızla paylaşabilir ve abone ol butonundan da kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Her gün yeni fikirlerle size videolar hazırlıyorum. Yorumlarınızı yazmayı da unutmayın lütfen. Evet, benim patlıcan çullamam hazırlanmış oldu. Bakın şöyle yakın plandan merak eden arkadaşlarım için göstereceğim. Ve Mucidane kanalında yine
pratik bir tarifin sonuna geliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.